Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Sizlere Bigadiç'te, Balıkesir Bigadiç'teki Bor Madeninden sesleniyoruz. Yanımda Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Aykut abimiz var. Merhabalar. Kolay gelsin herkese. Teşekkürler. Gelin arkadaşlar, bu içerideki amacımız Bor'un olayına bakmaktı. Gelin bakalım bu Bor neymiş, ne değilmiş. Bu borun oluşmasını sağlayan uygun koşullar nelerdir? Bir de bizim evin altında çıkmıyor da niye burada çıkıyor? Sizin evin adresini bilseydik bir yanıt verebilirdik. Arkadaşlar bir bakarlar oraya, ama doğada yaklaşık 230 çeşit farklı bor minerali var. Borun oluşumu volkanik süreçlere bağlı. Geçmiş jeolojik yapıların jeolojik zamanlarda oluşmuş olan gölsel bölgelerde işte sularda eriyik halde bulunan bor tuzları kuraklık dönemlerinde de suların buharlaşması sonrasında çökelmişler ve bor yataklarını oluşturmuşlar. Bor yatakların üzerinde yine jeolojik zamanlardaki tektonik hareketler sonrasında da üzerleri örtülerek bir tuz yataklarının erimeden kalmaları sırasında oluşmuştur. Aslı bu bir tuz. Doğrudur, bor bir aslı tuz. Peki abi, tüm dünya üzerinde ne kadar bor var? Türkiye bu bor rezervlerinin yüzde kaçına sahip ve Türkiye'de nerelerde var? Şu ana kadarki mevcut veriler içerisinde dünya üzerinde yaklaşık 1.3 milyar ton civarı bir bor rezervi olduğunu biliyoruz. Bunda yaklaşık 1 milyar tonu Türkiye'de. Yani yaklaşık %73'ü. Türkiye'deki rezervin ise dağılımı oluştuğu yerler şöyle. Marmara Denizi'nin güneyinde gelişen bir hat vardı. 300 kilometre uzunluğunda, 150 kilometre de genişliğinde bir alanda gelişir bu. İşte Kaz Dağları'ndan başlayıp Uludağ'ın eteğinden diğer tarafa kadar giden bir hat. Bu hatta doğudan bu tarafa doğru gelirsek ya Eskişehir Kırka'da, Bursa Kestilek'te, Kütahya Emet'te, şu an bulunduğumuz Balıkesir Bigadiç'te bor yatakları mevcuttur. Peki Aykut abi, dünya rezervlerinin %73'ünden bahsediyoruz. Yani ne oldu da bu kadar yüksek oranda rezerve bizim ülkemiz sahip olabildi? Bizim ülkemiz sahip olmadı. Bizim ülkemiz bor rezervlerinin olduğu yerde kurulduğu için böyle bir hakka sahibiz. Yani yerin altındaki zenginlik kamuya aittir. Anadolu'da bu rezervin fazla olmasının nedeni şudur. Anadolu tektonizmin çok fazla olduğu, jeotermal alanların çok fazla olduğu bir bölge. Bu noktada bu verilerde bor yataklanmaların oluşmasının kaynağı olduğunu gösteriyor şu ana kadarki mevcut jeoloji bilgilerimiz. Şimdi Aykut abi, elimde tutmuş olduğum bir bor. Şimdi bunu buradan çıkarmak yasak mı? Ben bunu alıp eve götüremiyor muyum? Ya bor çıkarmak yasak mı ya? Ya eve götürmen pek bir şey yaramaz. Yani evde lazımsa eğer başka daha güzel bir mineral bulabiliriz. Ama bor yataklarının üretimi söz konusu olduğunda 1978 yılı sonlarına kadar Türkiye'de bor hem kamu hem de özel sektör eliyle üretiliyordu. Ama 78 yılında çıkarılan bir yasayla birlikte bor rezervlerinin üretimi yalnız ve yalnız kamuya ait. Türkiye'de bor üretmek, işlemek anlamında tek yetkili kurum Eti Maden İşletmeleridir. Dolaylı olarak devlettir. Doğru, kamu eliyle yapılmaktadır. Peki Aykut abi, bor biliyorsundur bizim ülkemizde de olay oldu. Şimdi biz şunu merak ediyoruz bir de. Dünya üzerinde ve özel olarak ülkemizde bor en çok hangi sektörlerde kullanılıyor? En çok kullanıldığı sektörler cam elyafı üretiminde, metalurjide, tarım sektöründe ve en çok deterjanlarda artıcı olarak yoğun bir şekilde bu 4-5 sektörde kullanılıyor. En fazla kullanılan sektörleri. En çok kullanılanı boraks pentahidrat ve borik asit. Bugün burada dolaştığımız bu işletmede işlem şuydu. Ocaktan çıkarılan bu cevherin tesiste öncelikle yıkanması, daha sonra ayıklanması, arkasından boyutlandırılması, elenmesi, sonraki aşamasında ise kuru öğütme yapılarak boyutlandırılıp o şekliyle satışa sunuluyor. Bu ürünler nihai ürün değil. Oysa nihai ürün Bandırma'da ve Emet'te bulunan tesislerde kimyasal işlemler sonrasında borik asit ve boraks pentahidratın üretimiyle gerçekleşiyor. Asıl nihai ürünler bu şekilde üretiliyor. Nihai ürüne dönüşmediğimiz müddetçe de herhangi bir şekilde borun üzerinden bu ülkenin bir gelir elde etmesi mümkün değil. Çünkü şu an Türkiye sanayisi tam gelişmiş bir sanayi değil. Türkiye'nin bor üretimi yaklaşık 1 milyon 100 bin ton civarı yıllık. Ama Türkiye'nin kullandığı bor miktarı 72 bin ton. Türkiye kendi borunu kullanmıyorsa, bor kullanacağı alanları geliştirmiyorsa, bu noktada kendi sektörel gelişimini, kendi teknolojisini geliştiremiyorsa bor da bu miktarda kalacak. Borla çalışan araba yapmak mümkün mü? Yani yakıt deposuna bor döküp araba sürebilir miyiz? Bor kendisi bir ham madde, katkı maddesi. Kendisi bir ürün değil. Şu anki dönemde bor ve yakıt arasındaki ilişki yalnız ve yalnız hidrojenin kullanılmasına dair. Hidrojeni yakıt olarak kullanıyorsunuz aslında. Bor molekülleri ise hidrojeni en iyi taşıyabilen moleküller. O yüzden bor değerli. Şimdi abi çok anlamsız kaçacak böyle de şunu merak ediyorum. Şimdi bu bor, elimde tuttuğum bor kaç lira ediyor? Farklı yaklaşalım konuya. Biraz daha yakışıklı bir kristal bulmuş olsaydın, kristal olarak satarsan çok para edebilirdi.
Ama bu hali. Ama bu haliyle çalışmadan, ürüne dönüşmeden hiçbir bedeli yok. Bu doğaya zararlı bir maden mi? Doğanın kendi ürünü. Doğanın kendisinde var. Herhangi böyle bir zararı yok. Ama şunu biliyoruz ki ülkemizde jeotermal yataklardaki sularda da bor var. Onların olumsuz kullanımları evet doğaya zarar verebilir. Çünkü bor doğada tuzlanmaya neden olabilir. Peki zehirli diyorlar ama. Sonuçta bir tuz. Ölçüsünde kullandığın müddetçe herhangi bir tehlikesi yok. Tüm dünyadaki ve özellikle ülkemizdeki bor rezervleri bize ne kadar yeter? Borun tüketildiği oranları hesapladığınız zaman yaklaşık bir 10 yüzyıl boyunca mevcut bor rezervleri dünyaya yetecek. Şimdi Aykut abi son sorumuza geldik. Özet olarak bor bizim ülkemizi gerçekten kalkındırabilecek bir şey mi? Biz bundan yani ülke anlamında bir gayri safi milli hasılamıza bir katkıda bulunabilir miyiz? Şu an 2014 rakamlarına göre eti madenin cirosu 850 milyon dolar. Bunda yaklaşık net karı %42. Ama bor daha değerli nasıl olabilir derseniz ya TÜBİTAK'ın ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün BORE'nin çalışmalar yaparak bir başka ülkenin teknolojisini takip etmek değil de kendi teknolojisini ürettiği müddetçe boru kullanabilir. Bor şu an stratejik bir üründür. Çünkü Türkiye'nin dışındaki diğer üreticilerdeki rezervler tükenmek üzeredir. Dünyadaki ana üretici, bir numaralı en çok üretim yapan ülke Türkiye'dir. Amerika'daki rezervler tükenmeye doğru gidiyor. En çok üretim de Türkiye gerçekleştiriyor. Bu durumda da pazarda lider konumunda olur. Ve Aykut abi sana Web Tekno takipçilerinin huzurunda sana ve Maden Mühendisler Odası İzmir Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Bu konuya ilgi duyduğunuz için, bu konuyu sahip çıktığınız için ben çok çok teşekkür ederim. Artık veda edelim abi arkadaşlar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Boru üretmek değil, boru kullanmaktır değerli kılan. Boru kullanabilecek bir teknolojimiz olduğunda gerçek bir sanayi ülkesi olacağızdır. O noktada da sizlerin daha çok yemek harcaması gerekiyor. O zaman tekrar teşekkür ederiz Aykut abi. Arkadaşlar bu vesileyle de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Şurada hemen beğen butonu var. Ona basıp videomuzu beğenmeyi ve bu konu hakkında arkadaşlarınızla bilgilenmesi için videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kafanıza takılan her şeyi bize yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar bu videodan sizlere bir hatıra kalmasını istiyoruz. Bu nedenle bu elimde görmüş olduğunuz 3 adet boru şurada Instagram sayfamıza ulaşabilirsiniz. Orada hediye ediyoruz. Hem de Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Gelin artık videomuza geri dönelim. Ayrıca iki yanında videolar var. Onlar da farklı Web Tekno içerikleri. Şurada da son olarak abone ol butonumuz var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.